Çapa motorunun markasını bilmiyoruz. Çapa motoru şanzıman yağını değiştirmek için şu altta tapa var. O tapayı söküyoruz. İçindeki yağı boşaltıyoruz. Bunun ikmal yeri de burada. Contası var. Şurası. Bunu söktüğümüz zaman ayrıca motor yağı için buradan söküp yağı boşaltacağız. Şurada yağ filtresi var. Yağ filtresine bakacağız. Yağ motor yağını da buradan ilave edeceğiz. Motor yağı 20-50. Şanzıman yağı da 90 numara yağ kullanılıyor. Şurada hava filtresi var. Hava filtresini bakacağız, temizleyeceğiz. Komple bir bakım yapacağız. Şanzıman yağını gördüğünüz gibi yağ olmaktan çıkmış. Bu yağ kayganlık var ama bunu değiştireceğiz. Şimdi onun şu 140 numarayı. Şuradan alacağım ama yetecek mi? Alacağız herhalde, yetmeyecek. Yetmeyecek mi? Yetmeyecek gibi duruyor bak çıkan ya. Ondan var mı kardeşim? Şurası. İkmal boşaltma yeri burası. Biraz daha bekleyelim mi Ahmet? Yeterli dayı. Yeterli. Şimdi buradan önümüz yetişir mi? Burada yetişmedi. Nasıl yapacağız? Buraya bir özel huni ayarlayacağız demek ki. Buradan yağımızı koyacağız. Tamam. Şimdi şanzıman yağını, şimdi akü yatağı burası normalde. Buraya delik açmışlar ulaşmak için. Huni kısa geldi, uzatarak şanzıman yağımızı buradan koyacağız. Biz şu an 140 numara yağ kullanıyoruz. Normalde 90 veriyor kitabını. Yazın sıcak bölgelerde 140'ta kullanılabilir. Buna koyarız Şimdi bunun yağı koyduktan sonra burada çubuğu var. Çubukta burada yağı görmemiz lazım. 1 litre az gibi. Bilmiyorum, bir kontrol edeceğiz. Bunun seviyesi de şu şekilde düz.
Nasıl? Kaç mı? Bohin. Köpeğini. Ucunda yağ yok işte. Yok. Yağ yok. Bir litre yetmiyor. Buna ilave yağ alacağız. O çıkan ne kadar çıkan? 2 kilo var mı? Var gibi var. Evet. Şimdi motor yağımızı değiştireceğiz. Motor yağını buradan boşaltıyoruz. Şu bunu söküp motor yağımızı boşaltacağız. Anahtar asıl olmaz mı? Ve iki ağızı. Ve bir yana iki ağızı olsun. Şimdi yağı boşaltırken buradan da İşaret yok. Motor yağını buradan kontrol ederiz. Yağ filtresini buradan alacağız. Yağ filtremizi buradan alacağız. Bir tane vida var üzerinde. Ondan sonra çekerek çıkarmamız lazım. Ya bir daha döndü bana tamam. Evet, burada yağ filtremiz var. Yağ filtresi
Kirli, bunu da temizleyeceğiz. Benzinden şey. Başladı. Bu yağ filtremiz. Bunu güzelce temizliyoruz. Benzinle temizlerken burada o-ring var. Siyah. O-ring'i benzin değirmemek için çıkardık. Filtre temiz, bu yağ filtremiz. Burada yeri burası Ahmet, şuradan yağ filtresinin bulunduğu yer burası. Bir tane cıvata ile sabitleniyor. O-ring üzerinde, bunu unutmayın. Nereden çıktı? Burada. Benzin uçmuştur değil mi? Uçmuştur. Buraya takıyoruz. Şimdi yerine takalım. Bu şeyli. Döndürerek değil, sadece iterek takılıyor. Yerine oturuyor. Yani üzerinde bir dişli falan yok. Sadece yerine iteceğiz bunu. Şu delikte, o delikte karşılayacak. Şöyle. Evet. Tamam. Yağ filtremizin temizliğini de yaptık. Motor yağımız boşaldı. Bunu sallanınca yağ geldi bak. Burada yağ tapasının üzerinde o-ring var. Onun da olduğuna dikkat edin, yoksa yağ kaçırır. Temizliğine dikkat ettikten sonra bunu yerine takıyoruz.
18 anahtarla. Çok fazla da sıkıp dişli yalama etmemek lazım. Tatlı bir sertlikle sıktık. Şimdi yağımızı koyabiliriz. Neydi bu? Motor yağımızı koyacağız. Motor yağı için volümümüzü ayarladık. Bu şekilde yağımızı ilave edeceğiz. Biraz yağ koyduktan sonra yağ tapasını bir kontrol etmek lazım. Oradan kaçak var mı yok mu? Oradan bir kaçak olursa bir kaçak yok görünende. Doldurmaya devam edeceğiz. Bu yağ da 1 litre. 1 litre yağ görünüyor mu? Bakalım görünüyor mu? Bez alayım mı? Görünmezse al. Yağ görülüyor mu? Henüz yağ yok. Koyalım biraz daha. Aslında 1 litreden az alması lazım bunun. Şöyle seviyesi düz mü? Düz. Bir bakalım şöyle. Evet. Ya şuraya kadar geldi. Koy daha koy. Bunun ağzına gelesi kadar koyacağım. Çok az daha koyalım ya. Temizliğe dikkat edin. İçeriye şey kaçırmamaya dikkat edin. Koy koy.
1 litre yağın tamamını koyduk. Koy yanıma, koy. Bak. Koy. Motor yağı seviyeye gelmiş. Maksimuma kadar yani tamamı görünüyor. Bunu da kapatalım. Şimdi burada önce şanzıman yağımızı bu alttaki vidadan açarak boşalttık. Şanzımandaki bütün yağı açtık. Şanzıman yağı için İkmal yeri, dolum yeri burası. Buradan şanzıman yağımızı 90 ya da 140 numara yağla doldurduk. Motor yağımızı buradan boşalttık. Motor yağını boşalttık. Burada yağ filtresi var. Bir vidayla tutturulmuş. Onu da temizledik. Geri topladık. Tapamızı taktık, yağımızı doldurduk. Şu ana kadar yaptığımız bakım işlemi bu. Burada hava filtremiz var. Hava filtremizin sökümünü yapacağız. Bu şekilde mandallar var. Mandalları açıyoruz. Bu mandalımız kapalı değilmiş. Üçüncü mandal burayı açtık. Bu daha önce telle bağlanmış. Aldık, çıkardık. Şimdi hava filtresi bu şekilde. Bunlar yağla yıkamalı oluyor. Bunun tabanında yağ konuyor buraya. Sökerken şeyi ayırmak gerekir. Buradan çıkmadı. Bu görüyorsunuz filtrenin içi. Aslında bak bu kırılmış. Kırılmış. Bunlar değiştirilmesi lazım. Burada yağ oluyor. Bu hazne içine pislikler yağın içinde kalıyor. Yani onun için yapmışlar, koymuşlar bunu. Sonra içeride şu şekilde en üstte şu şekilde altında 1 bu conta kenarında şu da ikinci filtre bunlar suyla ya da benzinle yıkanıp tekrar buraya koyacağız. İçini görüyorsunuz. Önce bu. Sonra
bu filtre üzerine de bunu koyacağız. Bu O-ring şunun dışında. Yani O-ring şurada duruyor. Şu şekilde. Ondan sonra önce bunu takıyoruz. Sonra da altına yağ haznesini takıp bağlıyoruz. Bunları temizleyeceğiz. Şimdi bizim hava filtremizin altındaki yağ haznesi kırılmış ve delik vardı dışında. Biz onu tamir ettik. Bu şekilde getirdik. Bundan sonra bunun içi de yine temizlenmesi lazım. 3 tane vidası var. 1, 2, bir de altta 3 tane. Bu 3 vidayı söküyorum. Şu 1. Şu 2. Evet. Buradan söktük. Bunu da temizleyelim. İçini falan güzelce. Tozunu. Sonra geri toplayacağız. Şimdi hava filtresi elimizde. Bunu söktük yerinden. Şimdi burada toplayıp yerine takacağız. O şekilde yapalım diye düşündüm. Bunun için filtrelerimiz burada. Malzemeler burada. Şimdi bu şöyle tutayım. Şu ince filtre aşağıya. Onun üzerine kalın filtre. Onun üzerine de bu malzemeyi koyuyoruz. Bu şekilde buraya takıyoruz. Bu şekilde topladık. Sonra bunun kapağı, tabi buna yağ koyacağız. Bunu baş aşağı tutup buna yağ koyacağız. Yağlı şekilde takmamız lazım. Bunlar yağlı filtreler. Yani şimdi şuradan şu hazneyi çok fazla değil. Bunun üzerinde şey var. Birbirine geçiş yapacak kadar. Şöyle kenardan döküyorum. Bu yağ tabanda bu şekilde dururken bu şekilde. Şimdi bunu yerine takıyorum.
Kabın araya sığmıyor, biraz açarak. Kesebiliriz Ahmet. Tavır yemişti. Şimdi yağ filtremiz toplandı. Hava filtremiz, yağ filtremiz, yağlı hava filtremiz toplandı.